Merhaba, ben Serkan Mert. Bugün bir yemek küveti modelleyeceğiz. Adını tam olarak bilmiyorum ama gastronom küvet diyorlar galiba. Ben yemek küveti diyeceğim. Modelleyeceğimiz obje bu. Basit bir obje. Bunu modellemedeki amacımız biraz olsun temel düzeyde de olsa hem bu modellemenin temel mantığını göstermek hem de topolojiyle ilgili. Temel düzeyde de olsa birkaç bilgi paylaşmak. Bu arada topoloji dediğimizde Fransızca bir kelime ve geometri bilimi anlamına geliyor. Yani yapısal form da diyebiliriz buna. 3D Max'e peki bu bizim ne işimize yarıyor? Smoot kullandığımızda yani eğer yüksek detaylı objeler, modeller çalışıyorsak ve bunları smoot aracıyla yumuşatıyorsak bu geometri yani poligon veya yüzey örgüsünün ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü smooth uygulandığında yüzey yumuşatırken bu hesaplamayı vertexler arasındaki mesafeyi hesaplayarak yapıyor. Bu sebeple geometrik yapı iyi hesaplanmadığında veya yanlış bir yöntem seçildiğinde smooth yapılan objeyi çok daha farklı bir forma dönüştürüp orada ciddi sıkıntılar yaşatabiliyor. Mesela işte bu yapacağımız yemek küveti veya işte gastronom küvet üzerinde bunun bazı şeylerini göreceğiz. Şimdi sahneye bir plane oluşturuyorum. Bu oluşturacağımız yemek küvetinin ölçüsü yanlış hatırlamıyorsam 26,5 yüksekliği, 16,2 genişliği olması gerekiyor. Yüzey sayısını 1'e düşürelim. Şimdi modellemeye başlayacağımız zaman şimdi modellemenin yani daha doğrusu modelleyeceğimiz objenin üzerinde ilk başta bir eğer daha önce yapılmamış ve biraz karmaşık bir modelse bunun üzerinde bir topolojiye dair yani nasıl bir yöntem kullanılacağı veya nelere dikkat edileceği veya poligon yüzeyinin nasıl dağıtılacağına dair önceden bir nasıl diyelim analiz yapmanız gerekiyor. Eğer yeni modelleyecekseniz, daha önce modellemediyseniz ve yapacağınız yüzey dağılımı ve poligon şekillendirmesini de ona göre yapacağız. Şimdi modelimiz bu. Bu tür endüstriyel tasarımlarda genelde ölçüler oluyor. Bu ölçüler veriliyor ve bu ölçülere sadık olarak siz modeli yürütüyorsunuz ki bu ürünün gerçekliğini yakalayabilmeniz için mutlaka olması gereken bir şey. Biz şu an göz kararı takribi bir şey yapacağız. Şimdi model oluşturmak için ilk başta sahneye bir plane oluşturduk. Bu plane'i kopyalıyorum çünkü bu demin bahsettiğim topoloji ve smooth ilişkisi içerisindeki problemi gösterme açısından. Şimdi ben yemek küvetini modellemeye başladığımda standart olarak şöyle bir yöntem çizdim, izlediğimde. Direkt insert yapıp işte aradaki dilimi şunu 5 yapalım. Bu arada santim çalışıyorum. Yüksekliği var. Yarım santimle buradan bir şey yükseltelim. Hatta bir santim yapalım bunu. Çok mu oldu? Bunu da bir yarım santim yapalım. 8,5. Yeniden bir insert diyelim. Daha sonra bunu aşağı indirelim. Yüksekliğimiz şu olsa. Modelimizi yaptığımızda tabii şu an farklı bir poligon yapısı izledik. İnsert'e yaptık. Doğal olarak işte poligonların vertex noktaları birbirinden oldukça uzun. Bu da smooth uyguladığımızda bütünüyle silindire döneceği veya silindire yakın bir form alacağı anlamına geliyor. Çünkü topoloji dediğimiz yani poligonun yapısı bu yönde. Smooth uyguladığımızda görüldüğü gibi silindirik bir yapı. Yani bizim amaçladığımız kare formu çok dışına çıktı. Bu işte topolojiyle alakalı bir şey. Poligon yapısının yanlış şekillendirilmesi. Ama biz bunu farklı yaptığımızda mesela işte yanımda modellemeye devam edelim.
Bunu ne seçeceğim ben? Mesela et double poly seçiyorum. Bu arada buradan sağ tıklayıp dönüştürmek yerine siz burada katman katman tıpkı Photoshop'ta olduğu gibi katman katman ilerlediğinizde hata oluştuğunda veyahut da işte memnun kalmadığınızda sadece o son yaptığınız değişikliği silmeniz veya geri dönmeniz mümkün oluyor. Bu sebeple sağ tıklayıp bunu dönüştürmek yerine tıpkı Photoshop'taki layer olayı gibi burada katman katman ilerlediğinizde bu modelleme açısından size birçok avantaj sağlayacak. Şimdi bir saniye. Evet, demin yapmış olduğumuz gibi insert yöntemi değil, line ekleyerek poligonu kendi içinde bölerek devam edeceğiz. Connect diyoruz bu arada. İki mesafesini açalım. Yarım santim olacaktı. Evet. İşte. Burayı da bölelim. 2, 3, 2. Daha sonra extrude. Bu arada aradaki fark şu. Şöyle yapalım. İkisini bataryaya bir atayalım. Siyah yapalım. Evet. Şimdi burada görüldüğü üzere biz insert yaptığımız zaman objeyi kendi içine büktük. Dolayısıyla tek vertexte kaldı. Fakat burada farklı vertexler oluşturduğumuzda, yani şurada bir poligon oluştuğunda smooth yaptığında, yani bu vertexler arasında yumuşatacağı için yumuşatma alanı sahasının daha daraldığını görüyoruz. Ama öteki türlü birinci vertexle ikinci vertex arasında oldukça uzun bir mesafe var ve bu yumuşatmayı vertexler arasındaki ilişkiyi, yani bunları ortalayarak yapıyor. Bu sebeple biz buna smooth uyguladığımızda silindir bir hale dönüyor. Yani ortaya doğru çekiyor, çekiştiriyor. Fakat biz bu şekilde modellemeye başladığımızda, buna smooth uyguladığımızda şu aradaki vertexler bütünüyle objenin toplanmasını engelleyecektir. Yani smooth burayla sınırlı kalacaktır. Yumuşatma burayla sınırlı kalacaktır. Görüldüğü gibi. Şimdi modellemeye devam edelim. Buna bir extrude uygulayalım. Ne kadar yapalım? 0.5 az mı olur? Yeterli. Evet. Şimdi bunu yeniden insert yerine, çünkü şeyde smooth'ta problem yaşamamak için yine de bölüyoruz. Connect diyoruz. İki kanal seçiyoruz. Bunları eşit ayarlayalım. Evet. Şimdi ortadan bölelim. Connect. Şimdi iki payı eşit hale getirelim. Ölçüleri. Evet. Şimdi extrude ile aşağıya doğru indirelim objemizi. Yüksekliği 15 olsun. 15 santim yükseklik. Biraz içe doğru küçültelim. Fazla mı oldu? Biraz daha büyütelim. Evet, bu iyi gibi. Evet. Şimdi smooth uyguladığımızda kenarların büzülmediğini, yani silindir şeklini almadığını, yine köşeleri koruduğunu görüyoruz. Şimdi yapacağımız şey detay kısımlarına girip buradaki keskinlikleri yakalayıp mümkün olduğunca formumuza yakın, yani objemize, modelimize yakın bir görsele ulaşmak. Bunun için yapacağımız şey ilk başta şu iç katmanı bir oluşturalım. Bunun için line seçiyorum. Ring diyelim. Connect diyelim. Şunu bire ayarlayalım. Yüksekliği
Biraz. Evet, bu iyi gibi. Chamfer diyelim. İki kanal oluşturalım. Veyahut da yok. Şöyle. Bütün bir yüzeyi buraya bir extrude uygulayalım. İçeriye doğru. Şu 5 mi yapsak? 5 yapalım. 0,5 santim. Evet. Şimdi tekrardan onunla gidelim. Burayı da loop yapalım. Şurayı chamfer'la çizgilerimizi oluşturalım ki şu olması toplamasın. Şurayı hatta şey açalım. Evet. Yeterli olacak gibi. Smooth uyguladığımızda iç yüzeyin daha temiz olduğunu görüyoruz. Daha sonra detayları arttırıyoruz. Ürünün üzerindeki şuraya da bir chamfer uygulayalım. Bunu biraz açalım, iki yapalım. Şunu biraz iki yapalım. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey modeli yaptığımız zaman burası silindir. Tabii böyle bir şey istemiyoruz biz. Belli kesitlerde radius atılmış gibi olması gerekiyor. Bunu yapmamız için de tekrar poly kısmına giriyoruz. Burayı bölmemiz gerekiyor. İki dilim atalım ve smooth'u görünür yapalım ve buradan istediğimiz sonucu alana kadar değişiklik yapma imkanına sahibiz. Şöyle 10 dediğimizde şu oldukça yakın bir sonuç gibi duruyor. Evet. Yeniden bunu iptal edelim ve şuraya yani şu iki vertex arası açık olduğu için smooth uyguladığımızda ilk vertexle ikinci vertex arasında bir yumuşatma yapıyor. Bunu önlemek için buraya yeniden vertex eklememiz gerekiyor. Onun için de link diyoruz. Connect diyoruz. 3-4 dilime bölelim. Bunları yukarıya doğru açalım. Biraz arttıralım. Evet, şimdi yapacağımız şey burada detayları arttırmak. Yani burada işte topoloji dediğimiz olay bu. Geometrik yapısı yani kullandığımız poligon yüzeyinin uygulayacağımız modifiyerlere uygunluğu. Yani eğer siz oyun için bir obje veya karakter modeliyor ve smooth'a girmeyecekseniz doğrudan poligonları çekiştirme suretiyle de objenizi oluşturmanız mümkün. Fakat yüksek detaylı bir obje çalışacaksanız bu topolojiyi muhakkak dikkate almanız gerekiyor ki bu da biraz tecrübeyle alakalı bir şey. Yani biraz çalıştıkça zaman içerisinde deneme yanılma yöntemiyle neyin neye sebep olduğunu zaten çalışma içerisinde göreceksiniz. Yani topoloji dendiğinde bu size biraz karmaşık gibi gelebilir. Yani işin bir matematiği elbette var ama bu iş içinde öğrenilecek bir şey. Şu modeli biz tamamlayalım. Şu yüzeyimize bir şey atalım. Evet diyelim. Şunu bir yapalım. Aşağıya doğru çekelim. Burası biraz keskin olsun. Yukarıya doğru şöyle
Seçelim biraz yumuşasın buralara. Loop diyelim. Tüm yüzeyleri alsın. Ve chamfer dediğimizde. Burası diyelim. Katı yüzeyini görelim. Şunu biraz daha yukarı mı alsak? Yok. Yani yüksekliği iyi gibi. Evet. Modelimiz bu. Et kalınlığı atayalım. Shell atayalım. Burayı 0 yapalım. Şurayı da 0.25 2.5. Yani metallerde 2.5 oluyor. Biz bunu 2 yapalım. 2 daha fazla oldu. 1.5 yapalım. Veya 1.6 yapalım. Evet. Tekrardan et poly. Bunun toplanmaması, formun biraz daha düzgün durması için buraya da bir line atayalım. 1, 2, 3. Mesafeleri açalım. Evet. Burası mod dediğimizde et kalınlığı verilmiş bir halde yemek küvetimiz hazır. Topoloji ile ilgili basitçe bunu anlatabiliriz. Modellemede dediğim gibi yüksek detaylı model çalıştığınızda mutlaka smooth modifiyerini kullanıyorsunuz, aracını kullanıyorsunuz. Tabi smooth'u kullandığınızda başladığınız obje farklı bir forma dönüşebiliyor. Geometrisi bozuluyor. Bunun önüne geçmek için de tabi poligonu buna göre, yani topolojisine, poligon yüzey dağılımını veya geometriyi buna dönük kullanmanız gerekiyor ki bu da dediğim gibi obje ve modeller üzerinde çalıştıkça zamanla öğreneceğiniz, tecrübe edineceğiniz konulardan birisi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Serkan Mert.